Ben biraz önce anlattığım konudan devam etmek istiyorum. Kısa bir ek yapmak istiyorum. Aklıma geldi şimdi Didem anlatırken. Dağ gibi gemilerin suyun üzerinde durması bizim çok alıştığımız bir şey. Onu sadece Allah tutuyor. Allah buna uygun. Tabii bilim adamları baktığında bir kanun, doğa kanunu keşfediyorlar ama bu gücü yaratan Allah. Aynı şekilde şimdi Jüpiter'in 4 katı büyüklüğünde başka bir gezegen olduğunu düşünüyorlar bizim göremediğimiz. Neden? Çünkü şu andaki gezegenlerin yörüngelerine bakarak çekim kuvvetlerini de hesapladıklarında bu şekilde olmaması gerekiyor yörüngelerin. Ancak eğer Jüpiter'in 4 katı büyüklüğünde, ki bu çok çok büyük bir büyüklük, bu kadar büyük bir gezegenin varlığı halinde ve bunun çekim kuvvetinin varlığı halinde bu şekilde bir yörünge olabileceğini yine söylüyorlar. Mesela yer çekimi olması gerçekten çok mucizevi, daha önce de anlatmıştık. Yer çekimi normalde elektromanyetik kuvvetin 10 üzeri 39 katı kadar düşük. Fakat gezegenleri bir arada tutuyor. Yani şu an uzay boşluğunun içinde gezegenlerin bir yörüngesi olmasının sebebi, gezegenlerin olduğu yerde durmasının sebebi yer çekimi kuvveti. Ama bir insan çok rahatlıkla, ya da küçücük bir mıknatıs bile çok rahatlıkla yer çekimi kuvvetine karşı gelebiliyor. Bu da bizim çok alıştığımız bir kavram aslında. Çok rahatlıkla her hareket yapabiliyoruz. Ayağımızı yerden kaldırabiliyoruz. Yere düşen bir eşyamızı toplayıp alabiliyoruz. Ama bu kuvvetle birlikte gezegenler birbirlerini, dev gezegenler bir arada tutuyorlar. Bir yörüngeye sahip oluyorlar maşallah. Biraz da yine çok bilmediğimiz bir konu, türler konusuna geçmek istiyorum. Türler de şimdiye kadar yaklaşık 2 milyon tür olduğunu buldular. Fakat bunun dışında tahminler 5 milyonu 100 milyon arası olduğunu tahmin ediyorlar. Bunlar keşfedilenler, bakıp buldukları. Evet. Ve tabii ki bu aralık çok büyük bir aralık aslında. Sadece tahmin olarak bu söyleniyor. Bunun iki sebebi var. Birincisi, genelde bu keşiflerin kuzey yarımkürede olması çoğunlukla. Ve buradaki yine inceleme, araştırma imkanlarının daha fazla olması. Dolayısıyla Avustralya gibi bir kıtada daha az keşif olduğu için buradan rakamların şaşmasının ihtimali daha fazlalaşıyor. Ama çok çok daha önemli bir sebebi yine türlerin %99'unun okyanusların altında kalmış olması. Ancak buradaki türlerin %10'u şu ana kadar keşfedilmiş. Ama tabii ki denizlerin altını o şekilde taramak da mümkün olmadığı için yine tam olarak sayısını bilmiyorlar. İşte bu türlerin hepsini, bütün canlıları, ama burada çok küçük canlılar da var, işte bakteriler de var. Bütün bunları da hesaba katarsak eğer, hepsini Allah sayı olarak saymış ve Allah kuşatmış. Allah'ın yüceliğini, büyüklüğünü, hafızasını, bilgisini oradan da anlamak mümkün. Her bir canlıyı yaratan Allah, her bir canlıya hareketini veren Allah, her bir canlının kaderi var. O canlı hayatının başladığından sonuna kadar nasıl olacaksa yeryüzünde, o şekilde Allah'ın yarattığı aşamalardan geçiyor. Ve Allah hepsini sayı olarak saymış teker teker. Maşallah biz tür olarak bile ancak tahminlerle bunları bulabiliyoruz. Maşallah.